Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli, mayasız, kat kat nefis bir çörek tarifi. Saya çöreğinin yapılışını paylaşıyorum. Belirteyim ki kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir ve verdiğim tariften 3 adet çörek yapılıyor. Yoğurma kabına 2 adet yumurtanın akını ilave ediyorum. Sarılarını jel için ayırdım. Üzerine 2 su bardağı süt. 1 su bardağı su. Yarım su bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı tuz. Ve 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Unu azar azar ekleyip karıştıracağım. 3 su bardağı un ilave edip karıştırıyorum. Üç su bardağı daha un ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Hamur kıvam aldı artık. Yoğuruyorum. 2 su bardağı daha un ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullanmış oldum. Sonuç olarak yapışkan bir hamur oluyor. Fazla un eklemeyin lütfen. Aksi halde yumuşak olmaz. Tezgaha un serpip hamuru uzatıyorum. Un 12 eşit parçaya bölüp beze yapıyorum. Her biri 4 bezeden oluşan 3 adet büyük boy çörek yapacağım. Bezelerin kolay açılması için unlanmış tezgah alıp üzerini streçle kapattım. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletiyorum. Bu arada katların arasını yağlamak için yarım su bardağı sıvı yağ, 200 gram tereyağı ekleyip eritiyorum. Tekrar belirtmek isterim ki bu malzemelerle 3 adet büyük boy çörek yapıyorum. Tezgah ve dinlenmiş bezeye un serperek büyük tabak genişliğinde açıyorum. Rahatlık olması için açtığım bezeyi yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum. Üzerine erittiğim yağdan sürüyorum. Belirteyim ki yağ oda ısısında. İkinci bezeyi de aynı büyüklükte açıp yağladığım bezenin üzerine yerleştiriyorum. Üzerine yağ sürüyorum. Üçüncü bezeyi açıp üzerine yerleştiriyorum. Tekrar yağ sürüyorum. Son olarak açtığım dördüncü bezeyi yerleştiriyorum. Ancak bu sefer yağlamıyorum. Bu şekilde diğer bezeleri hazırlayıncaya dek bir kenarda bekletiyorum. Diğer bezeleri de dörder dörder olacak şekilde aralarına yağ sürerek bu şekilde hazırlayacağım. İlk açtığım bezelerden başlıyorum. Ara katlarını sürdüğüm yağ sayesinde hamur yumuşacık, kenarlarından çekerek olabildiğince ince bir şekilde genişletiyorum. Arzu ederseniz oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Üzerine yağ sürüyorum. Sıkı bir şekilde kendime doğru çekerek sarıyorum. Kat kat olması için burası çok önemli.
Sardıktan sonra elimle hafifçe uzatıyorum ve kendi etrafında doluyorum. Yağlı kağıtın üzerine yerleştirip, üzerini streçle kapatıp en az 30 dakika buzdolabında bekletiyorum ki pişerken katları daha güzel açılsın. Bu arada diğer iki çöreği de aynı şekilde hazırlıyorum. İsterseniz bu şekilde geceden sabaha kadar buzdolabında bekletip kahvaltı için pişirebilirsiniz. Ayırdığım yumurta sarılarına tatlı kaşığının ucunda yoğurt ekleyip karıştırıyorum. 30 dakika geçti artık. Hamuru pişireceğim tepsi boyutunda genişletiyorum. Üzerine hazırladığım karışımdan sürüyorum. Pişerken yersiz kabarmaması için üzerine çatalla çizikler atıyorum. Önceden 195 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırına yerleştirip üzeri ve altı iyice kızarıncaya dek pişiriyorum. Çörek pişti. Kokusu tüm evi sardı. Çok güzel oldu. Üzeri çıtır çıtır, içi kat kat, yumuşacık. Tekrar belirteyim ki verdiğim tariften 3 adet bu boyutta çörek çıkıyor. Genelde ben hamura şekil verip gece buzdolabında bekletip ertesi gün kahvaltı için pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil işaretini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.